lazım biraz. Bunu koydum tavuğa. Evet bakın arkadaşlar. Oo! Daha açık. Yamuldu araba. Herkese yeni bir günde vlogdan daha merhaba. Bugün günlerden cuma. Yarın gidiyorum, evet şu an triplerdeyim. Sabah geç uyandık, şu an hatta saat 10. Sabah geç uyandık, birden apar topar duş aldım falan. Video çekemedim, o yüzden şimdi burada çekeyim dedim. Şu an dükkandayız, böyle oturuyorum. Şuraları falan bir sildim, bayağı bir kirlenmiş gece. Daha doğrusu gece mi artık, dün mü kirlendi hatırlayamıyorum. İşte dükkandayız, öyle oturuyoruz. Bugün hava, güneş yok ama bayağı bir serinliği var, bakalım. Bugün bir tane şu an içeride müşteri var, kiralık daire bakıyorlar da bakalım nasıl olacak. İlerleyen zamanlarda eğer müşteriler vesaire, alsat vesaire olmazsa ya cumadan sonra daha çıkabiliriz gibi geliyor ama yani o da hala daha kesin değil sanırsam. Öyle burada da durumlar. Yani işte gitmeye çalışıyor. İşler kesat ya, 2019'da daha da kötü oldu diyor dayı. Ama bakalım işte hayırlısı nasıl bilsin Allah. Kahvaltımızı ettik, şiştim. Şimdi birazdan Altın Kum tarafına falan gidecekmişiz bakalım. Şimdi çay içecekmişiz. Ondan sonra kalkacağız. Evet arkadaşlar, şimdi Edremit'e geldik. Ben arabada bekliyorum. Şurası Cumhuriyet Meydanı'ymış Edremit'in. Şöyle çok hafif dolaştık. Şimdi bekliyoruz işte. Geldik. Dayımı bir işleri vardı burada. Onları halletmeye gittim. Hem de Edremit'in bu taraflarını görmemiştim. İyi oldu gördüğüm. Giriş tarafında bir araba al-sat işlemi yapmıştık. Oraları biliyordum. Ama buraları bilmiyordum. Buralarda yani biraz daha işlek, İstanbul'un merkezi gibi aynı böyle. Sanki yani şu dağları görmesek İstanbul merkez gibi duruyor. Güzel. Yani eğer Akçay'da vesaire oturuyorsanız orada pek fazla böyle dükkan yok. Ama Edremit'e de uzak olmadığı için Edremit'e geldiğinizde her şeyi halledebiliyorsunuz. Yani olanaklar Edremit'te fazlasıyla var yani. Şöyle bir göstereyim. Pek fazla buradan gözükmez gerçi ama şöyle gösterince şu ağacın olduğu yer Cumhuriyet Meydanı'ymış. Yani Edremit merkez oluyor, geçiyor. Öyle zaten şimdi yine dolaşacağız. Öyle zaten şimdi daha dolaşacağız. O yüzden yine göstereyim size. Bugün biraz moralim bozuk gibi. Yani gibi değil, hatta bozuk. Çünkü cuma bugün, yarın 12.30'da sabah yola çıkacağız. Yine İstanbul'a gidiyorum Allah'ım. Bir hafta doyamıyorum. Bir ay kalmam gerekiyor burada. Hoş, bir ay ben buraya taşınacağım arkadaşlar. Evde şey, İstanbul'daki tüm her şeyimi babama sattıracağım. Buraya taşınacağız. Ancak benim mutluluğum öyle olur anlaşılır. Abi İstanbul çekilmiyor ya gerçekten. İnsan kalabalığı, binaların çokluğu, trafiği. Yani bir de biz merkeze de uzağız. O yüzden bir yere gitmek falan da zor oluyor arabasız. Yani artık buraya bir taşınmamız gerekiyor. Bakalım yani şimdi daha bilmiyorum yani. Neyse şimdi ben kapatayım. Hadi gezelim o zaman. Evet şimdi bir Dacia'ya bakmaya geldik. Yeni Dacia Duster çıkmış. İç tasarım güzel. Yani kötü değil. Arkası falan da geniş. Güzel bir araba. Hoşuma gidiyor yani. Gayet güzel oturaklı bir arabaymış. Beğendim ama şu ön panelin şu kısmı birazcık
Ya şu kısmını garip yapmış sadece. Geri kalan her şey güzel. Hadi gelin bir de dışını göstereyim size. Arkadan şöyle duruyor. Önden de göstereyim. Kapı biraz kapanmıyor. Eskisi kapanıyordu ama. Önden de böyle duruyor. 4x4 modeliymiş bu. Gayet güzel. Buradan köyün üst noktasından havalimanı, Havran, Edremit, nezih havalardan net gözükür. Manzara olarak ele geceleri süper gözükür. Zaten şu an zirvedeyiz ya tabi. Bayağı yukarı çıktık. Nezih Kalabak Köyü'ne yaklaşıyoruz. Kalabak Köyü sakin bir köydür. Ve İstanbul'dan aynen da bayağı göç almaktadır. 8 aile falan oldu burada oturuyor şu an. Köy evlerini alıyorlar, tadilat yapıyorlar. Ve ondan sonra bu köyde yaşamayı tercih ediyorlar. Havran'a 5 kilometre. Nezik köy, merkez yakın. Sakin bir yer aynen. Sakin bir yer, kafa dinlenecek bir yer. Evlere bayağı bir eski hava, hep tuğla, daha dış cepheler tabii, falan yapılmamış. Kerpiç olan bile var yani, kerpiç ev isteyene bile burada kerpiç ev tahmin edebiliriz yani. Yani. Şurada var bahçeli, bir tane. Onu düzenleyecek, sıvayacak efendim. Çamurla sıvamayacak ama izolasyonu ne yapacak? Ha, yıkılmış bir tane saatten. Mesela bu yıkılacak belediye tarafından. Buralar yol genişleyecekmiş. Evet. Diye duyduk. Ne zaman genişlerse artık. Şimdi merkez caddeye doğru ilerliyoruz. Tam full artı full köy ya hayatı. Full artı full köy burası yani. Aynen. İlk normal böyle şey falan da yok. Evet. Bakkal falan da görememiş. Var var. Şimdi merkezde kahvemiz bu bölgeler, var, camimiz var. Şimdi merkeze doğru gidiyoruz. Var, Kur'an kursumuz var, çocuk okutuluyor. O, tam yaşanır şu burada. Şu tamamen bir kerpiç evdir. Mesela şurada. Hmm. Tabii ki düzgün alanlar da çok var. Yukarıda camimiz var. Betonarme yapmış yani, betonlaştırmış. Evet. Aslında kerpiçi kerpiç haline dekorasyon etmemiz daha iyi olur. Karşıda mantıklı gözüken yer Havran. Evet, Havran. Çok güzel, nezik bir Kalabak'tayız şu anda. Manzara zaten şöyle manzara, ufaktan da gözüküyor. Manzara yani o biçim. Şimdi Ali daha çok manzarayı beğenecek burada. Bizim kahve galiba kapalı. Bazen kapalı olabiliyor. Açmıyorlar iş olmayınca. Kapatıyor adamlar niye? Buradan Ali çekimlerine devam edecek şimdi. Aynen. Geliyor musunuz? Vay be, harika. Şu karşı taraf Körfez'miş. İnanılmaz bir manzara var ya. Oo, bayağı bir rüzgar var. Karşıda gözüken yerler Körfez'dir. Evet. Gözüküyor zaten buradan. Şu an. Burası Havran'dır, ilçedir. Zaten oradan Edremit, hemen şunun şurası Edremit'tir gözüküyor. O yüzden. Şuradaki boşluk benim hedefimdir. Almak istiyorum şu boşluğu. Şurası. Şey, taşlar çevrili olan yeri. Aha, şurası aynen. Orası güzel, hoşuma gitti. Orası zaten tam numara. Nasıl? Oraya konumlandın mı? Evet. Tamam, zirvedesin. Aynen öyle. Ama cidden. Biz şu yoldan geldik değil mi dayı? Şu yoldan. Aynen, o yoldan biz geldik. Böyle. Buraya sızıp 5 kilometre çıkıyoruz. Hmm. Evet, şu anda köy merkezinde bulunan kahvelerimiz bize hizmet edemiyor. Devre dışı kalmışlar. Bugün Havran pazar olduğundan millet burada yok herhalde. Aynen. Bu pazara, da bizim duster'ımız. Pazara indiği için millet. Yani böyle bir hava var şu an burada. Diyeceğim ki Acun firarda yola devam. Daha
O bayağı bir rüzgar çıktı. Sırtına gideriz ya. Bizim Duster'ımız vardı. Ben Duster'a güveniyorum. Duster'a ihanet etmemek gerekiyor. Yoksa yarı yolda bırakılır bize gücenip. İhanet ettiğin zaman ben patlar. Allah. Dayım şu an bir şey yaptı orada. Ben o... Oraya bir ufak bir yurt dışı yaptım. Şurada bir fırınımız var. Köy ekmek almak istersen. Burada bir ekmek var. Alaşehir ekmeği. Var ya. Olsun. Burada değil daha doğrusu. Alaşehir ekmeği var. Yani eğer Balıkesir'e falan gelirsiniz Edremit'e. Alaşehir ekmeği alın tamam, muhakkak. Geri atıyor. O yüzden ben bulmamız lazım. Biraz. Buna kıvırdım o dağ. Neye çıkıyor şurada beni uyuzuma gidiyor. Tamamdır oldu. Evet. Görev tamam. Burada çay çorba çıkmadığı için. Burada çay çorba çıkmadı. Yola devam ediyoruz. Yola devam ediyoruz. Su yeşili çektim mi orayı ben almak hedefim demiştim. Parayı bulunca alacağım orayı tabi. Belki birkaç yıl sonra orada bir vlog daha çekerim. Belki birkaç yıl sonra orasını bulamayacağız. Alamayız. Belki. Belki de buraya geldiğimizde o da var. Orada bir ev göreceğiz belki de. Hiç belli olmaz. O yüzden şu an kalabalık. Acun firarda yola devam. Neydi o? Acun firarda. Acun firarda devam ediyor. Merkeze gidelim. Şu an Kalabak Kur'an kursu ve çocuk okutuluyor aynı zamanda burada yani yazları. Evet. O yüzden. Tercih edin arkadaşlar buraları. İstanbul'dan kaçın. Daha nezik bir şeyler yakalayabilmek için böyle açık gidiyoruz. Bu taraftan götürüyorum Ali Bey'i. Köylerin içinden. Traktörlerimiz. Köy yollarından. Bak mesela bir tane. Abim aldı burayı. Abim aldı. Beton örme yaptı. Beton yaptı hemen. Yıkmış yanını. Ama biz özellikle köy evi istiyoruz. Bahçeli nizam. Evet. Dışarı. Olacak. Ve duble görecek manzarayı. Tam da güzel yere konumlandırmış zaten. Evet. Evet, Duster'ımızla zorlu yollardan geçiyoruz. Bu basit bile kalacaktır şu anda daha geçtiğimiz yollarda. Evet, şu anda yolculuğumuz devam etmek üzere. Duster'ımıza ilk işkenceyi az önce uyguladık. Karşıda bir köyümüz burada var. Şimdi görüntü alacak Ali sağ tarafta. Orası Fazlıca'dır, Fazlıca köyü. Fazlıca. Evet. Böyle bir nezih yerimiz var. Burada satılıkta bizde 704 metrekare. Şu içinde traktör bulunuyor. Şurası? Evet. Şurası satılık. Burası satılık. 704 metrekaredir. Full dağ manzaralısıdır. Şöyle çekebilirsin. Arkadaşlar parası olan bu yüzeye izin varsa gelsin alsın bence şu artık. Şu karşı dağları nezih. Fazla işte efendim ne bileyim. Bu şeyi tatmak isteyen 704 metrekareyi verebiliriz. Köy içi imarlıdır. Hemen yapabiliyorsun. Böyle bir güzellik var burada. Ve devam ediyoruz yolculuğumuza Acun Firar'da. Arkadaşlar burası yarın bir gün şurada bir 17 dönüm yer aldı birisi belediye satışından. Buraya da şimdi villa projesi yapılacak. Geçerken orasını izah edeceğim. Orası bir yapıldığında burada ufak parça, büyük parça yerler aşırı derecede uçacaktır. Bundan emin olun. Şu an işte bir 500 metre sonra oraya varacağız ve göstereceğiz simüliti. İnanın ki 3'e 5'e katlamazsa paranızı bizden geri alın. Acun Firarda'dan. Acun Firarda'dan para iade garantisi. Garanti yani. Yalnız ama şu kapıyı buraya yapmışlar da bu kapı niye? Bu kapı değil. Bu kapı bahçeye iniyor Ali. O adamın bahçesinin kapısı. Şuradan başlıyor evin oradan. Şöyle 17 dilim dediğimiz yer. Evet. Böyle şu ada. Sağ taraf komple. Full manzaralıdır. Bakın arkadaşlar yanılmayın. Full manzaralıdır. Ya hakikaten manzara. Evet. Buraya bu adam bu sene içinde başlayacak. İşte Çakıroğlu yapı inşaat aldı zaten. Belediyeden bakın Edremit
proje alanı yazıyor. Buraya proje alanı uygulayacak. Uyguladığın zaman zaten buraları otomatikman kardeşim. Bam. Uçacak. Bam. Neydi be? Azıcık biraz. Şey ne diyordu? Fiyat reklamında. Nokta. 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 Bam dedi Ali de yanlış söyledi. Bam da aynen. Nokta. 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 Evet. Proje geldin mi buralar değerlenecek. Yani çok değerlenecek. Üçe beşe. O değil diyecek. Yol da güzel yani şu an burada. Şimdi buradan ayrıldık biz Kalabak köyünden. Kalabak bay bay dedik. 10 kilometre muhtemelen 12 kilometre yanılmıyorsam Hanlar Mevki'ne gideceğiz. Hanlar Mevki dağdır, oksijendir, çam ağaçları, yıllanmış çamlar var. Orada da güzel bir oksijen alacağız. Aynı zamanda kar var. Belki de geri gidebiliriz. Belli olmaz. Nasip bakalım yani. Kısmet. Aynen bakalım yani. Artık. Yolda göreceğiz. Şimdi göreceğiz. 7 dönüm küsür orası herhalde. Orası da şu an satılıktadır. 250 TL istiyoruz oraya. Bedava. 250 TL bu kadar büyük manzara nerede bulacaksın? Nerede bedava bulacağım bedava. Abi, 250 lira para mı ya? Peynir ekmek gibi gidiyor resmen ya. 250 lira ya. Hala siz oturun İstanbul'da. Oturun. Oturun orada satmayın evlerinizi. Biz vurunca ses çıkar değil mi hala? Vurmadık vurun. Ses. Tamam. Aynen evet. Vurunca ses çıkacak. Yani. Bam. Bam. Nokta. Nokta. Kireç ocağı vardı. Maden diyor buradakiler. Maden de kapatılmış arkadaşlar. Oradan da bir ufak kutuyu vereyim size. Orada bir güzel bir gökkuşağı oluştu arkadaşlar. Karşıda. Ali Bey sesimin görüntüsünü yapacak. Ben gördüm. Ali Bey daha tabii göremedi. Şu boşluktan çekeceksiniz Ali Bey. Bakalım. Güzel bir gökkuşağı kar yağarken. Ama çok ince bir gökkuşağı gibi böyle. Videoda belli olmuyor. Videoda pek belli olmuyor ama yakınlaştırırım. Ali Bey yakınlaştırırsanız belki görünebilir. Dağ ve şu an gözüküyor, evet. Doğu manzaralı gökkuşağı vurdu o tarafa. Vay be. Harikalar harika. Diyardı zaten. Biz de gidiyoruz oralara evet. Şimdi. Şöyle bir bağ evi yapabilirsiniz. Ağaçlarınıza bakım yapabilirsiniz. Satılıkmış bak yine burası. Burasını ben bundan 1,5 sene önce pazarlık etmiştim. Yine? 60 bin liraya almadım. Adam aldı burayı böyle de bozdu arkadaşlar. Bozdu yani. Bu güzelim ağaçları, çamları. Bozdu gerizekalı. Vallahi. Bir yol uğruna, yolu da böyle yapmayacaktık aslında. Ben alsaydım öyle yapmazdım. Kalsıca fazlaca iki mahalleden bölünüyor. Fazlaca birinci mahalle, ikinci mahalle olayı var Fazlaca'da. Evet. Güzel bir yerdi, nesip bir yerdi. Karşı taraftaki de bilmem ne köyüydü. İsmini hatırlayamadım şimdi arkadaşlar. Böyle yolculuğumuz devam ediyor. Aynen devam ediyoruz şu an. Durumlar bu şekilde. Kimse yok yalnız bu yolda. He? Kimse yok şu anda. Kar var, nasıl millet gelsin? Kimse cesaret edemiyor. Neden çıkmıyor? Karşıda kireç ocağı. Ali Bey şöyle ekranı çevirirsen. Şurada. Şu karşısı ama kapanacak kaldı. Kapandı şu anda orası. Maden diyorlar oraya, maden. Şurası tam. Alt tarafında, onun ön gözüküyor. Tarafının altında yer çilekler orada yetişiyor. Müthiş çilek, işte elma, armut, her şey orada yetişebiliyor. Bahçeleri meşhurdur. Oradan bir tane meyvalık almanızı tavsiye ederim. Yarın bir gün parayla alamayacaksınız. Bulamayacaksınız çünkü nasıl alacaksınız? Yani olmayan şeyin nasıl para? Nasıl para yani? Bu sefer para olacak Fazlaca o olmayacak. Fazlaca tabelasını gösterebilirsin buradan 2 kilometredir. Fazlaca bu yoldan yani gidiliyor. Fazlaca buradan da gidiliyor. Böyle. Direkt Edo'dan da girişi var. Havran'dan. Evet şu an yağmur da arttı. Şu an bir yağmur yağdığı için size fazla detay yapamıyoruz. Biraz sonra kara dönüşecek çünkü bu yağmur. Tahmin ediyorsam. Bize biraz güçlenelim. O yüzden bu kadar yeter yani bilgi. Evet bu kadar bilgi yeter. Hadi kara gidince görüşürüz. Tamam kara çıktığında şeker veririz. Aynen. İlerleyen taraflarda belki önümüze karlar çıkabilir diye düşünüyorum. Evet. Ama anlara kadar çıkmazsa yani kalkıma gitmede hiç niyetim yok yani. Çünkü kalkım Hanlar'dan daha sonra ileriye 60 kilometre falan. Yani burada İstanbul'a gitmek istemiyorum yani açıkçası. Hanlar'a kadar karı bulduk. Bulamadık karı döneriz. Böyle çam ağaçları yetişkindir. Oksijendir. Bakın şurada kireç ocağından bahsetmiştik. Onun göleti
önünde. Onu kurutacaklar şu an arkadaşlar. Çalışan personel sayısı hiç yok. Dediğim gibi altta çilek şeyleri burada altlarda ya şu an. Bakın şöyle yanaştım sol tarafa. Gökyüzüne bak arkadaşlar. Buradan iniliyor. Ve aşağıda çileklerin yetiştiği bölge. Bak, yok Ali, inme Ali. Kar yağıyor Ali. Ne yapacaksın Ali'yi bir de? Ne bileyim, belki daha detaylı çekeyim. Veya sonra gökkuşağı var. Bakın arkadaşlar. Kar yağıyor ve gökkuşağı var. Buna ne dersiniz? İşte havanın temiz olmasından bu. Hava tertemiz ya. Tabii. Camlara sulu kar atmaya başladı arkadaşlar. Galiba biz karı bulacağız ileride. Evet, az daha zorlayalım. Karı bulalım evet, artık. Böyle bir güzelliği var bana arkadaşlar. Ben size söylüyorum, siz inanmıyorsunuz. Babam buranın bilmiyor. Bir lise var ya. Buraya her geldiğinde çıkar o. Vallahi. Temiz havaya. Bak karlara bak Ali. Ah Ali, karlara ulaştık. Karlara ulaştık. Evet. Evet. Sonunda karlarımıza ulaştık. Nokta. Yani burada karlardan seni ellemek ister misin? Yoksa daha ileride daha çok mu bulalım? Daha çok ileride daha çok bulalım. Tamam. Ya üstüne yatalım değil mi Ali? Evet. Sonra dene. Evet, yine bir çeşmemiz daha. Her yerde çeşme var. Her yerde kar. Arkadaşlar bakın, 5 dakika önce güneş. Kalabaktaydık ve kar mar yoktu arkadaşlar. Ya güneşlikti ama kuru soğuk vardı. Tabii biz dağlara çıktıkça şimdi kar ya başladı yağma. Zincirlerimiz de arabada ama bize bir şey olmaz. Evet. Zaten Duster'ı zaten. Duster zaten keçi gibidir, çeker. Ali karlar var. Yatacak mısın Ali? Yani böyle Bodu Dağı'ya çıkıyormuş gibi çıkıyoruz arkadaşlar. Ya. Aynen. Şu an Bursa'ya gidiyormuşuz gibi hissediyorum kendimi. Yani Akçay'da güneş olsun. Edirne'de güneş olsun. Burada kar. Kar var arkadaşlar. Aynen. Yere de kar, yere de dağdan kar düşmüştü. Evet. Az önce. Şöyle gösterebilirsin Ali karları. Evet. Full kar. Evet. Bir video içinde iki mevsim yaşıyoruz şu anda. Burası öyledir. Evet. Buranın iklimi nezih, temiz, güzeldir. Bak Ali. Böyle bir yatabilirdik aslında. Şurası güzel Ali. Hadi yatalım dayı. Evet Ali. Burada bir uygulama yapalım ama. Evet. Nasıl duracağız şimdi? Böyle dörtlü yakalım. Ali karlara verelim arabayı biraz böyle. Verelim. Dörtlüyü de yakalım. Hadi. Karlardan şey yapacağız Ali. Çekim yapacağız şimdi. Nezih çekim. Evet arkadaşlar. Anam, hiç hazırlıklı değildim kara. Birden. Ay bir tertemiz bir de ya. Mis gibi. Ali. Şimdi bak. Zanında ayten değiliz yani. Zirve deven değmeyiz. Aynen. Şurada bir şey yok arkadaşlar ya. Bir şey yok ya. Bir tane ev var orada. Adam kondurmuş çok da güzel yere. 5 santim kar var. Bakın. Evet. İnanmazsanız bakın. Bakın. Bak. Kara bakın. Bak. Ali bir tane yiyecek. Ya. İşte bu. Güzellik bu ya. Kar ellemedik demeyelim değil mi Ali? Ali vurdu ama. Şansı oldu. Ali de şansı olmayacak. Bana vurdu Ali. Ali. Dur şu kamerayı şuraya koyuyor. Şimdi şuraya koyayım. Şöyle dursun burada bir. Bizi çeksin bu. Hani daha şey yaptık bu işi, erken yaptık. Ha? Arkadaşlar ıskaladım. Ali atıyor. Ali attı vurdu. Aha çok soğuk. Aha çok soğuk. Ah, her eve bir duster lazım. Çanakkale. Nasıl hocam? Vurdular beni. Havaya bak ya. Her tarafın kar oldu. Dayı telif.
daha vardır hadi. Sen merak etme. Ha, yol olur, değişti. Arkadaşlar. Evet. Yol da değişti aynı zamanda. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videoyu yükleyebileceğimden emin değilim. Hedefimize ulaşabileceğiz mi? Ama muhtemelen gideriz. Gideriz. Yol böyle. Böyle bir güzelliği var oranın da işte. Telefondan da. Kaydırıyor arkadaşlar, kaydırıyor. Duster hemen çift çekere geçiyor. Evet, Instagram'a da video atıyor. Ve burada internet çekiyor. Çeker. Hem de 4.5G. Atsana. Dur, atıyorum. Ali, ben de resim çekeyim. Çek dayı. Bir tane. Kara bak ya. Evet, Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Ali bu yol hakikaten çok kötü. Arkadaşlar şu an şöyle bırakıyorum. Ben Instagram'a videolar atayım. Şöyle döndüreyim hatta bir dakika daha. Arkadaşlar dayı. Böyle bir yol ya. Buradan nasıl gideceğiz bilmiyorum ama. Nasip. Çekiyor burada da Ali. Aha. Ali şuraya atlasana beyazı. Ben beyazı çekeyim seni. Şöyle çek beni. Buradan kamerayı şöyle tut dayı. Aha. Ben atlayayım kara. Sen beni tut böyle. Nereden atlayacağım? Böyle. Abi, atlayacağım şöyle. Dur. Şuradan. Dur, sen üşürsün ama. Dur şimdi. Ver. Böyle tutacağım yani değil mi? Yani böyle tut. Zaten orada görürsün ne yaptığımı. Evet arkadaşlar, ben gidiyorum. Ali kara atlayacakmış. Geri zekalı Ali, atlasın bakalım hadi. Evet, Ali gidiyor şu an. Gördü böyle güzel nezik karları. Evet, bakın arkadaşlar. Oo, bagat. Evet. Yolda kötü ha, bakmayın yani arkadaşlar, gideceğiz ama. Nasıl gideceğiz? Ali hemen geliverdi, üşüdü herhalde. Çok güzel. Çok güzel, oh my god. Sen de atlayacak mısın? Yok. Atla sen de. Hadi. Çok güzel, çok güzel. Hadi atlayayım, gel. Hadi gel, atla sen de. Gel atla, gel. Aman arkadaşlar ya, böyle bir güzellik yok ya. Oh my god. Evet arkadaşlar. Ne kadar güzeldi ya. Dayı çok güzel ya. Her yerde kar. Evet orada da video çekiyorum. Arkadaşlar. Islandı mı? Tabii geldim. Evet orada da video çekiyorum. Şişleyebilirim. Ya kaçar. Hadi atma. Evet arkadaşlar. Gidiyoruz arkadaşlar. Ya donduk. Gidiyoruz arkadaşlar. Donduk. Donduk yani. Kino. Evet orada da yine çekeyim. Evet çıkamıyoruz şu an. Şu an çıkamıyoruz arkadaşlar. Çıkar çıkar. Çıkar çıkar. Oh. İyi yattık kara. Maceracı. Evet arkadaşlar, maceracı. Hop. Yollar. Fazlaca. Kalabak. Kalabak. Obo, neydi öyle? Zaman zaman tipi savuruyor arkadaşlar. O yüzden biraz dikkatli gitmek zorundayız. Arabanın yanından çok güzel karları atıyoruz. Böyle bir güzellik. Ayakkabım kar olmuş. Ayakkabım kar. Gözükmedi tabii. Dedik ki arkadaşlar Kalabak'tan Hanlar'a gidiyoruz şu anda biz. Hanlar. Hanlar dediğimiz bölge zirvedir. Kalp hastaları, nefes hastaları. Ve sağlam olan insanlar için hasta olmak için kar tepesi. Hasta olmamak için de karda oynayacağım. Evet. Böyle bir nezik bir yer işte burası. Pişt.
arkadaşlar. Çok boş bir yerdeyiz ve kar vuruyor. Evet. Arabanın yanı inanılmaz ya. Yolculuğumuza devam ediyoruz karlar içinde. İnternet kesildi. Aynen kesildi. Gitti şimdi. Aynen şu an kesildi gitti. Ama o paylaşılmış mı? Yok paylaşılmamış. İkisi de gitmemiş. Aşağı inince gider onlar da. Şurada bir dursana dayı. Dustin'in şöyle karlar içinde bir fotoğrafını çekiyor. Evet böyle çekebilirsin. Aynen ben videoyu bir durdurayım. Soğuk. Tatlı bir soğuktur yani böyle. Öyle işte aynen çok sert bir soğuk yok. Yani. Aynen. Zaten aşağısı yaz. Burası böyle. Tatlı. Yani. 5-6 km altımızda bir gördünüz. Evet ben hala şeyi takıyorum yalnız. Buyurun. İyi sen? Evet çıkıp duruyor. Biz de şu an anlarda karların yanındayız. Olur öyle yaparız. Tamam teşekkür ederim. Şu an biz Hanlar'dayız. Kar her yeri. Ali Bey'le geldik buraya. Evet. Tarlamıza uğradık. Oradan sonra buraya geçtik. Buradan da Akçay'a doğru gidiyoruz. Hadi. Tamam. Bir çamaşır ipi alacağız. Hani unutma. Tamam unutma. Hadi bay. Oradan da uçuk uçuk duruyor. Evet arkadaşlar bir yandan Instagram'a da video yüklüyorum. Bir yandan arkadaşlar, YouTube'a da. Arkadaşlar bir yandan da bugün burada şey çekiyor internet. Aynen. Yani bu mucize yani. Aslında bu. Çekmiyor genelde yani ama. Evet. Ve şu an inanılmaz derecede kar arttı. Bir yandan Instagram'a da yüklüyorum. Ali biz buradan dönelim koçum. Yüklüyorum. Baksana şu yollar Ali. Oo, nasıl bayağı, gideceğiz buradan? Bayağı bir kar oldu şu anda. Korkutuyor yani arkadaşlar. Bu videoyu da YouTube'dan akşam seyredebilirsiniz arkadaşlar. Muhakkak seyredin, sonuna kadar seyredin. Yani sonuna kadar seyretmenizi istiyorum çünkü bayağı sohbet falan da ettik. Çıkamıyoruz Ali. Evet arkadaşlar bir yandan Ali şu an çıkamıyoruz, bilgin olsun. Riyad Otosan Merkezi burası Ali. Otopark yapmış adamlar otopark oraya. Otopark olan Riyad Otosan Merkezi hastalar için. Ne diyorlar ona bir rehabilitasyon mu? Ne adamlar buraya kapı yapmış da kapıdan eser yok yani. Kapı yok yani. Rehabilitasyon bence merkezi. Biz buradan gitmeyelim arkadaşım bir daha. Çünkü sanki korkutucu bir yol ama şansımızı deneriz yani. Neyse. Biz Türk'üz dayı. Bizim korkumuz yoktu hiçbir şeyden. Ama araba görüyorsun Ali Bey, kaydırıyor. Evet, araba kaydırıyor arkadaşlar. O yüzden hızımızı düşürdük şu anda. Araç kaydırdığı için hızı düşürdük. Aynı zamanda da buzlanma var biraz arkadaşlar. Buzlanma var. Bakalım lastik, lastikler yiyelim. Bizden önce bir kişi daha gelmiş buraya. Ama aşağıya doğru böyle bir. Buradan dönmüş. Buradan dönmüş galiba evet. Evet burada bir virajlar yapmış. Buradan öbür tarafa gidememiş. Demin aşağıya geçen bir arkadaş vardı. Demek ki oydu. Land Rover. Land Rover. Siyah bir Land Rover vardı. O buradan indi aşağıya. Arkadaşlar gitmemiş. Demek ki gidemedi daha doğrusu. Yol biraz gezdiriyor arabayı evet. Biz de gideceğiz. Gideceğimiz yere kadar gidemezsek döneceğiz. Evet arkadaşlar. Ben Ali'ye söylemiştim. İnanmıyordu bana Ali. Evet arkadaşlar. Gideriz diyordu. Hadi git bakalım çıkabiliyoruz mu Ali? Ha ne oldu? Dastırma ben hala güveniyorum şu an. Hala gidiyoruz. Güveniyorsun. Bak burada ipler kopmuş. Ne olmuş? Çırpılanmış mı? Burada ne olmuş? Şu an burada... şu an ilk biz gidiyoruz bu yoldan. Evet şu an biz gitmeye çalışıyoruz yani. Evet. Gidiyoruz demeyelim. Şu an arkamızda evet. Çizgileri gören insanlar umut edip devam edecek daha. Evet. Ama dastır yapıyor. Evet burayı da bir Instagram'a hemen bir video çekelim. Telefonum niye kapanmış onu anlamadım. Arkadaşlar galiba gidemeyeceğiz. Öyle gözüküyor. Araba başladı gezmeye.
Hayırlısı Allah'tan arkadaşlar. Çünkü yerde bol zama var. Evet. Durduk. Buraya kadar yolculuğumuz arkadaşlar. Bir de istop ettik aynı zamanda. Evet arkadaşlar, aynı zamanda istopumuzu da ettik. İstop ben etmedim, araba kendi etti. Evet arkadaşlar, şu an çıkamıyoruz yani. Şu an çıkamıyoruz çünkü adam oradan boşu boşuna dönmemiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çıkamamış, dönmüş. Yerdeki karları görüyorsunuz. Evet, birik kardan diyedik oraya. Nezih buzlama var arkadaşlar, ondan çıkamıyoruz yani. Dur dayı, şurada bir video çekeyim, telefonun bir açılsın kendine. Ali biz buradan kalkarsak çekersin. Instagram için. Yani. Dur işte durduk kaldık diye bir çekeyim. Hadi. Haydi dostum, haydi. Haydi dostum. Sallayalım haydi. Biraz abi. Sallasan da sullasan da kaldık Ali. Aşağı salarsak arkadaşlar, belki yukarıya bir daha çıkma şansımız olur. Onu deneyeceğiz şimdi. Biraz zor çünkü yerde kar çok. Dayı kaldık mı burada? Kaldık ve geri gidiyoruz. Çıkamıyoruz yani şu an. Evet şöyle göstereyim. Çünkü arkadaşlar buzlama var. Kaldık, geri gidiyoruz. Aynı zamanda da video çekiyorum. Yani. Kaldık yani. O arkadaşlar kaldık. Kaldık. Çıkmayın. Buradan mümkün değil. Çıkamayız Ali Bey. Ben size söylüyorum. Siz anlamıyorsunuz. Evet, şu an geri gidiyoruz aynı zamanda. Nereye gittiğimizi de bilmiyoruz aynı zamanda. Yollar göz gözü görmüyoruz. Yollar bembeyaz. Acun firarda. Çünkü çıktığımız yerde bir yokuş yani. Evet. Bir daha deneyeceğiz bakalım. Evet bak arkadaşlar bir daha deniyoruz. Evet biraz gitmek üzereyiz ama yok arkadaşlar gidemeyeceğiz arkadaşlar. Mümkün değil. Zaten burasına çıksak arkadaşlar inişe geçeceğiz arkadaşlar. Evet. Doğru haklısınız. Hadi arkadaşlar yapabiliriz. You can do this. Yok arkadaşlar. Çıkarız. Ama ne zaman? Duster neden böyle yapıyor? Duster! Bak kaç para verdik sana ya. Yenisini almayı düşünüyoruz. Hadi. İhanet ettirme. Tutulamıyoruz arkadaşlar. Buz. Kaldık evet. Kaldık Ali. Kaldık. Çok meraklıydın ya. Kaldık yani. İnternet çekiyor. Çekiyor mu? İnternet çekiyor hala. Bu camı kapatmazsan şu aynayı göreyim. Tam izi bulayım. Dur. Kapalı. Açayım mı? Yok. Elini koyuyorsun ya. He öyle mi? Tamam. Kendinden geçtiği zaman. Dedik evet. Ki arkadaşlar burada adam temiz zincir bağlama uğraşmış. Bağlayamamış. Zincirleri de ne yapmış öyle o? Ya da zincirleri... Bir daha deneyeceğim arkadaşlar. Burada tutunduk biraz ama... Gene gidemiyoruz arkadaşlar. Şu an devri yok yani. Sonlandık neredeyse. Dışarıdan da bir çekeyim aynı zamanda Duster burada. Duster en çok karın olduğu yerde. Nasıl çıkabilme... Sen burada kal da çıkamazken çantın. Çok meraklısın çünkü. Evet. Buyur. Ben ineyim arkadaşlar. Gel. Gel dayı. Gel gidiyor mu? dayım gitti. Görüşürüz. Ben de peşinden koşuyorum. gidiyor dayı. Arkadaşlar. Duster gidiyor. Ben yolu temizleyeyim arkadaşlar. Evet, Duster çok fena şekilde kayıyor. Hadi! Gidiyor! Olmuyor bu kadar. Daha çık. Yamuldu araba arkadaşlar. Dayı! Arkadaşlar. Gel sen de dışarıda. Çıkamıyoruz, döneceğiz. Tamam. Kar oynayalım biz. Coşalım burada. Ya ne kar atladı ya diye. Gidiyoruz mu? Kaldık daha da senin haberin yok ya. Daha çocuk diyor ki daha kar oynayalım diyor ya. Biz dönmeye uğraşıyoruz. Kafam açık kaldı bu arada. Demek ki adam buradan hali çıkamamış ben sana söyleyeyim. Demek ki jip. Aynen çıkamamış. Ama 4x değil miydi acaba? Değildir de o eski Land Rover'dı zaten o ya. Abi baksana ne kadar uğraştık ya. Gitmiyor araba ya. Ama bize zincir takılı olsaydı giderdik var ya. Sen az daha gitsek çıkacağız da şey yok. Zinciri takma uğraşmayalım arkadaşlar şimdi. Aynen. Vaktimiz çok yok.
Şu an geri geri kayıyoruz. Şimdi bir daha buradan kalkarız ama biraz daha geri git istersen. Çünkü buz yani buz. Evet, bir daha deniyoruz. Nereye kadar gideceğiz denedikti? İkinci vitese taktık. Tutunamadığını dönüyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Biraz çıkabilsek. Yok ya, ya ön lastiğe değin arkadaşlar ya, kızmayın bana. Yeni. Bak araba. Araba kendi kapattı artık sistemi. Kendini kapatıyor, istemiyor. İstemiyor daha, şey yapmayın bana bir. İçi yedik arkadaşlar. O yüzden döneceğiz. Ali de oranın elini bir alırsa. He evet. Doğru. Yolda, yola uçmadan bakıyordu. Uçmadan sağa sola. Dayı şu an ilk defa Duster'ını bir kara soktu böyle. Soktu da. Çıkama. 4x4 olsa işte giderdik var ya. 4x4 çıkardı evet. Sizden 4x4 dedik işte. Her bu yüzden. Dönüş yerini kaçırmayalım da. Abi şimdi bir yerden dönelim. Şimdi dönüyorsun. Yavaş yavaş gel dayı. Çıksadık var ya, oradan aşağı inecektik zaten. Çok güzel olacaktı. Aa. Vallahi bak 5 kilometre bir yolumuz kalmıştı ama. Sike sike gene kafedersin, kalabalıktan gideceğiz yani. Başka yok çare. Tamam, buradan dönmüştü. Evet, dönüyoruz. Dönebilirsek de bari. Döneriz o kadar. Arkaya bakalım mı? Bakayım mı? Dur, dur, dur. O taraf. Araba kendi dönüyor zaten. Arkadaşlar önümüzdeki bir araç buradan dönmüş. Biz de dönüyoruz. Biz de dönmek zorunda kaldık, kusura bakmayın. Çıkamadık yani. Çıkabildiğimiz nokta bu kadardı. Yani. Aynen, çıkabildiğimiz kadar çıktık. Kalabaktan Hanlara gidemedik arkadaşlar yani. Nasıl gidelim ki? Yani. Bakın araba zor duruyor. Evet zor durdu. Normalde hemen kitleyip durması gerekiyordu bile. O yüzden iyice buz yapmış araba. Orada iyice be, yol kapalıydı ya. Yol açık olsa belki bunun gibi olsa giderdik de. Oradan geçen insan da olmamış hiç. Demek ki oradan ortaya gitmemişler. Aynen. Neyse. Bu kadar kar gördük yeter yani, daha ne göreceğiz Ali? Aynen evet. Böyle karı hiçbir yerde göremedim zaten. İstanbul'da bu sene. Şimdi üstü buralardan da gidemezsin. Aynen. Çünkü buz yapar. Hem buz yapar hem yolu göremezsin. Aynen. Fakat hiç tutulmuyor ha. Lastikler yeni olduğu halde bana olsun demiyor Ali. Valla ha. Değil mi? Tutulmadı. Yok. Abi işte tutulmamasının sebebi 4x4'ten bence kaynaklı dayı. İki yönden çekişli ya bu. 4x4 bir de daha lastiği olması lazım araba. Tırtıklı böyle. Tabii canım. Tırtıklı olsa daha iyi olur. Evet arkadaşlar, biz size söylüyorduk, siz inanmıyordunuz. Gördünüz değil mi gözünüzde? Ya. Kameraya çektik yani. Kayıtlarımız var. Eğer o buraya gelip oradan geçebilen varsa videosunu çeksin bana aslında. Evet. Ama yok ya, mümkünatı yoktu bizim Duster'la oradan gitmek. Gözükmedi bile videoda yol. Karda. Karda da gelmişim ben Ali. Sana arabanın dışını bir görsen. Hadi. Leş mi? Hem leş hem kar. Ön demirlik var ya gri. Bembeyaz olmuş. Evet arkadaşlar, banyo yaptık arabayı da. Tamam, bir kama parası bende. Yıkatırız tamam da. Bak şimdi nasıl gidersin? Bir yere çıkamadım. O kadar vurduk ettik, kesin ona darıldı ha.
Vurduk yön tampona, oradan çekemedi işte. Yön tampona daraldı. Burası tam şey ya, klip çekilmelik yerler. Böyle karda klip çekilmelik mekanlar tam. Boy. Bayağı da gitmişim ya, neredeyse çıkış noktasına gelmişim hani. İşte oraya bir geçseydik işte olurdu da. Yani şuradan şöyle birazcık daha hani gidebilseydik ileri doğru. Evet. İş olmuştu. Aslında orada bekleyip yolu kalsaydık böyle olurdu da. Aha, olurdu. İllerimiz bir daha hissetmezdik tabi. Burada durmuştuk. Durmuştuk hakikaten. Kabak asfaltı gördük, içeceğimizi sandık. Arkadaşlar yanıldık ya. Yanıldık arkadaşlar. Aynen başladı. Doğru aşağıda be, ne burada? Aa. Çıkamazsın abi. Söyle istersen. Çıkar çıkar. Bo bu çıkar. Çıkar abi. Lastikle de kıya çıkar ama. Ah. Ama bu araba inen araba. İnmedi. Land Rover indi. Bu Toyota. Toyota çıkar. Çıkar bu abi. Toyota her türlü. Lastikleri de şey adamı zaten abi. Yani lastikler de büyük arabayı da kaldırmış bir de. Spansiyonlarıyla. Aa, burada hiçbir şey yok be. Yok tabi canım daha olsun. Ana. Biz ne? Yoldan biz bildiğin kar yok ya. Zaten güneş açtı şu an, sıcaklıyoruz arkadaşlar. Ani mevsim değişiklikleri yaşıyoruz. Aşağıya bir tane ev yapmışlar tam oraya. İki katlı. Allah'ın işine bak ya. Allah. Burada kar ya. Burada kar. Ha? Aynen öyle dayı. Daha ne var aramızda? 5 dakikalık. Sana bakılar söylüyordu da inanmıyordum ha. Buraya pek kar yağmaz diye. Hiçbir şey yok. Orası aşırı kapatacak ki buraya yağıyor. Evet. Aynen. İşte o kapatması önemli olan tabii. Şu an birden bembeyazdan normal renklere döndük. Biz şimdi aşağı ineceğiz. Aşağı inince ben yine videoyu başlatırım. Yoksa yeterli depolama alanı kalmayacak bende. Bayağı uzun süre çekim yaptım çünkü. Şu an bir tane kahveye geldik, oturuyoruz. Benim bir arkadaşım görmeye geldi. Ali. Dayı. Ne yapıyorsun be? Yeter artık, çok karıştırdım. Şekeri önce de almıştım. Arkadaşlar şimdi durduk. Kahveden çıktık. Abi çok güzeldi ya. Şu an Duster alasım geldi var ya, evdeki fulensi satıp. Neyse arkadaşlar. Şimdi dönüyoruz. Arabadayız yine. Dayım 1 milyoncudan bir şey alacak. Dayımı bekliyorum. Çok güzel görüntüler çıktı. Umarım buraya kadar izlemişsiniz ve sıkılmamışsınızdır. Beğendiyseniz o kar zamanını falan aşağıdan beğenmeyi de unutmayın. Gayet güzel. Şu an saat kaç oldu? Saat 4 oldu. Şimdi biz dükkana geçiyoruz arkadaşlar. Artık dükkanda görüşürüz. Kameranın kardan dolayı netliği bozuldu. Netlemiyor adam akıllı artık. Ben biraz müzik dinleyeyim. Evet arkadaşlar, efsane Toros'un içindeyiz. Duster'dan sonra Duster'ı sattık, bunu alıyoruz. Arabayı satacaklar da resimleri falan çekiyor şimdi. Efsane ya. Ben arabamı buldum ya. Efsane var. Arkadaşlar şimdi eve geldik. Bugün inanılmaz ötesi güzeldi. Çok 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 güzeldi hatta. Şu an saat 8. Gördüğünüz gibi ve yine meşhur yatağım.
Niyetli sene. Şimdi böyle valizlerim var şurada. Bir de bugünkü video tam 50 dakika olmuş. 50 dakikası bir vlog komple mi assam? 25-25 mi bölsem yoksa iyice mi kırpsam diye çok düşünüyorum şu anda. Bu videoyu da atıp düzenleyip hemen yükleyeceğim. Büyük ihtimalle 50 dakikayı birden atarım. Umarım buraya kadar izlemişsinizdir. İzlediğiniz için buraya kadar çok çok teşekkür ederim. Eğer buraya kadar izleyen varsa, yani bu kadar sizin için içerik çıkartmak için dağlara kadar çıktık, yalan değil. Alttan beğenirseniz ve abone olursanız kanalıma çok sevinirim. Bugün cuma günü, son günüm böyle geçti. Yarın saat 12.30'da cumartesi günü yola çıkacağım. Altınoluk bu sene Şubat ayı tatilim çok güzel geçti. Yani bayağı iyi diye. Dayıma çok teşekkür ederim bu videoyu izliyorsan dayı. Buraya kadar sen izlediysen tabii. Yengeme de çok teşekkür ederim. Tüm Balıkesir Belediyesi'ne. Neyse arkadaşlar, şimdi ben şu videoyu da artık programa koyayım. Bir yüklensin, saat 8. 8'de koysam ancak video 1 saatte yüklenir. 1 saatten sonrasında sabaha kadar da ancak video atılır. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Videomu aşağıdan beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki vloglarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.